Bugün önemli bir maç bizim için. Sonucunun 3 puan olmasını mutlak istediğimiz bir maçtı. Bunu maçtan önce de konuşmuştuk. Maçın başında rakibimizin ön tarafının keskin oyunculardan oluştuğunu analizlerimizde gördük. Bunlara karşı önlem olarak aslında biraz da deplasmanda oynamamızın nedeniyle kontrollü bir karşılama tercih ettik, topsuz oyun tercih ettik. Bu topsuz oyun sonrasında kazandığımız toplarla şiddetli geçişleri hedefliyorduk. Fakat müsabaka erken zamanda bir değişiklik, rakibimizin eksik kaldığını gördük. Kırmızı karttan atılan Kartal Kayra aslında hem rakip için hem bizim için planları değiştirdi. Rakibimizin eksik kalmasından dolayı ön alan baskısına geçtik. Daha önce de çoğu maçta uyguladığımız bir rakibi karşılama yöntemiydi zaten. Takım bunu biliyordu ve bunu uygulamak, bu geçişi sağlamak basit oldu. Fakat şöyle, eksik kalan rakibimize karşı topa sahip olma konusunda eksiklikler yaşadık. Bu öz eleştiriyi içeride hem teknik ekip olarak yaptık hem oyuncu arkadaşlarımıza yaptık. Eğer rakip eksikse topun hakimiyeti, topun kullanma becerisi bizde olmalıydı. Bunu başaramadık. Fakat şöyle bir şey, kazandığımız toplarda 3-4 tane net gol fırsatımız var. Bunları daha iyi değerlendirseydik skor çok farklı olabilirdi. Bazen şöyle olabiliyor, kötü oynarken kazanmak önemli olabiliyor. Evet, bugün kötü oynadık diyebiliriz. Daha iyi oynayabilirdik diyebiliriz. Fakat alabileceğimiz maksimum puanı aldık buradan. 3 puan aldık ve ligdeki mevcut konumumuzu koruyarak devam ediyoruz. Yarın Başakşehir-Beşiktaş maçını keyifli bir şekilde izleyip iki tarafın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Umarız istediğimiz gibi olur.